Hepinize merhaba. Benim adım Çağatay Demir. Beslenme diyet uzmanıyım. Nasıl yapsam kanalında bugün ben varım. Bugün size sağlıklı kilo vermeyi anlatacağım. Öncelikle kilo verme konusunda birkaç temel konuya dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlilerinden bir tanesi ne yediğinizdir. Yani ne yediğiniz derken sadece brokoli yemek zorunda tabii ki değilsiniz. Bizim buradaki hedefimiz sağlıklı ve besleyici olan yiyecekleri sık yemeniz, sağlıksız ve kalori olan yiyecekleri de mümkün olduğunca seyrek yemenizdir. Bir diğer önemli konu da bu yiyeceklerden ne kadar yediğimizdir. Birçok kişi çoğunlukla hata yapar. Şöyle düşünür, sağlıklı bir yiyeceği istediğim kadar yiyebilir. Bu aslına bakarsanız pek çok yiyecek için geçerli değildir. Örneğin ceviz, fındık, badem çok sağlıklı yiyeceklerdir ama çok fazla tükettiğinizde çok fazla kalori alırsınız ve maalesef bu da kilo vermenize engel olur. Hatta kilo almanıza bile neden olabilir. Bir üçüncü dikkat etmemiz gereken konu da ne düzende yani ne sıklıkta yediğinizdir. Şimdi burada alt 3 başlığımız var. Birincisi, uyandığınız saate mümkün olan en erken saatte kahvaltı yapmalısınız. Çünkü ne kadar erken kahvaltı yaparsanız metabolizmanız o kadar çabuk çalışmaya başlar. Bir diğer konu da ondan sonra ne zaman yiyeceğinizdir. Yani kahvaltı yaptığınız saate bakın. Örneğin 7'de uyandınız. 1 saat içinde kahvaltı yapmanız lazım. Diyelim 7.30'da yaptınız kahvaltınızı. 2 ila 4 saat saymanız gerekiyor. Yani 9.30 ila 11.30 aralığında bir öğün yapmanız gerekiyor. 2-4, 2-4, 2-4 olarak akşama kadar gidiyoruz. Ve akşam yatmadan da 2 saat önce yeme içme işlemini bitiriyoruz. Peki niye sık besleniyoruz? Sık beslenmemizdeki temel amaç şu. Acıkmayı önlemek. Unutmayın. Açlık bir yangına benzer. Ne kadar çok acıkırsanız yani yangını ne kadar büyütürseniz o kadar çok su gerekir o yangını söndürmek için. O yüzden de kendinizi acıktırmadan minik minik öğünler yapın. Şimdi bugün size yazarlığını yaptığım Mutlu Ye Mutlu Kal isimli kitabımdan çok güzel bir tarif yapacağım. Kabak çorbası. Bu kabak çorbasını yaparken birkaç malzemeyle yapacağız bu çorbayı. Son derece lezzetli oluyor. İçerisinde tabii ki ana malzeme olarak kabak var. Bence kabağın yanına olmazsa olmaz çok yakışan dereotu var. Terbiyesinde kullanacağımız yulaf ezmesi, yoğurt ve yumurta var. Bu tarifi yaptığınızda karnınızı doyurana kadar tüketebilirsiniz. Çünkü sıvı içeriği yani su içeriği yüksek olan yiyeceklerin kalori yoğunluğu çok düşüktür. Dolayısıyla sizi çok az kalori vererek son derece tokluk hissi sağlamanıza vesile olur. Hadi şimdi gelin beraber tarife geçelim. Öncelikle kabaklarımızı hazırlayalım. Kabağın kabuğunu soymuyoruz. Çünkü kabuğunda hem çok fazla vitamin var hem de çok fazla lif var. Unutmayın sağlıklı bir beslenme programında mümkün olduğunca yüksek miktarda lif almanız gerekiyor. Çünkü lif hem bağırsak hareketlerinizi düzenler, hem sizin daha uzun süre tok kalmanızı sağlar, hem de kan kolesterol seviyelerinizi düşürür. Bu nedenle sadece kabağın çöplerini ayıklayıp kabaca doğruyorum. Çok küçük doğramanıza gerek yok çünkü tarifin sonunda blenderdan geçireceğiz. Dolayısıyla böyle kabaca doğramanız yeterli. Kabaklarımı tencereye alıyorum. Önceden kettle'da yaklaşık 2 litre kadar su kaynatmıştım. 2 litre suyla kaynamaya bırakacağım. Kabaklar kaynarken biz dereotlarımızı hazırlayalım. Ben dereotunu çorba piştikten sonra altını kapatıp ilave ediyorum. Böylece aromaları çok daha güzel kalıyor içerisinde. Dereotlarımızı hazırladık. Şimdi de terbiyemizi hazırlayacağız. Terbiyemizde 3 temel malzeme var. Birincisi yoğurt. Yaklaşık 4 çorba kaşığı kadar yoğurt kullanabiliriz. 6 çorba kaşığı kadar yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi yine biraz önce bahsettim. Çorbamızın lif içeriğini arttıracak. Aynı zamanda çorbaya bir kıvam verecek. Çoğunlukla çorbalarda biliyorsunuz un kullanılır o kıvamı sağlamak için ya da patates kullanılır. Genelde patates ve onun glisemik indeksi yüksektir. Yulafın glisemik indeksi düşük olduğu için sizi çok daha uzun süre tok tutacaktır. Ayrıca lifin içinde bulunan çok böyle hem çözünen, suda çözünen lif hem de suda çözünmeyen lif sayesinde sağlığınız için oldukça önemlidir. Ve bir tane yumurta. Yumurtanın bu tarifte kattığı en önemli özellik tarifin yani çorbamızın protein değerini arttırması. Unutmayın bir yiyeceğin sizi tok tutabilmesi için proteinden de zengin olması lazım. Protein içeren yiyecekler daha zor sindirildiği için size verdiği tokluk hissi uzun olacaktır. Şimdi 3 malzemeyi karıştırdım. Tabii bunu kaynayan çorbaya koyarsak kesilecektir muhtemelen. Dolayısıyla bunun ısısını bir miktar arttırmam gerekiyor. Bu nedenle şimdi kaynayan kabaklı sudan bir kepçe alıp yavaş yavaş karıştırarak bu karışıma ilave edeceğim. Burada en önemlisi mümkün olunca bu işlemi yavaş yapın. Yani terbiyemizin ısısı yavaş yavaş artsın ki kesilme olmasın ve tabii ki içinde bulunan yumurtada bir anda pişmesin.
Evet, şimdi terbiyem hazır. Bunu yine yavaş yavaş ve yine bu sefer çorbayı karıştırarak çorbama ilave edeceğim. Terbiyemizi ilave ettikten sonra biraz da tabii ki tuz karabiberle tatlandıralım. Çorbamızı ortalama 15 dakika kadar kaynattık. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Dereotumun büyük bir bölümünü ekliyorum. Bir kısmını da kasemi süslemek için ayıracağım. Çorbamız hazır. Şimdi geldik süslemesine. Ben son dakikada böyle birkaç tane daha dokunuş yapmayı çok seviyorum. Özellikle bu çorbaya bir miktar dövülmüş sarımsak, birazcık limon, kendi zevkinize göre birazcık pul biber ve en son bir tutam kadar dereotuyla servis yapabiliriz. Bu şekliyle son derece keyifli, sağlıklı ve düşük kalorili bir çorba oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.